Selam kardeşlerim. Bugünkü dersimizin konusu haccın sünnetleri. Sünnetler bir yerde farzları, vacipleri tamamlayan unsurlardır. Böylece haccın aynı zamanda adabını da görmüş olacağız inşallah. Daha önceki derslerimizde haccın farzlarını, vaciplerini görmüştük. Şimdi bu konu icabı zaman zaman tekrarı bol bir konu. Tabi haccın sünneti görülürken ister istemez vacibini, farzını tekrar etmiş olacağız. O cihetten faydalı da olur inşallah. Sırasıyla gidelim. 1. İhram için temizlik amacıyla boy abdesti veya namaz abdesti almak. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda haccında giderlerken tabi bütün ashab-ı kiram böyle makine gibi fotoğrafını çekiyorlar. Nerede ne yapmışlarsa onu tespit ediyorlar. Çünkü bundan sonra hac Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi yapılacaktır. Zulhuleyfe'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu abdesti aldı. Şimdi bu ibadetin şartı olmadığı için temizlik Cenab-ı Allah'a yakınlık niyetiyle yapılan bir ibadet olduğu için hayızlı kadınlar dahi lohusa kadınlar dahi orada boy abdesti mümkünse ihram öncesi alırlar. Şartlarından olmadığından. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan nakledilen hadis-i şerifte buyuruluyor ki adetli ve lohusa kadınlar boy abdesti alır, ihrama girer. Beytullah'ı tavaf dışında haccın bütün menasikini ifa ederler. Oradaki sünnet olan bir boy abdest. Yoksa hayızlı bir kadın boy abdest almakla hayızdan kurtulmuş olmaz malum. Veda haccı için Zulhuleyfe'de ihrama girilirken hanım sahabelerden Esma bintu Umeys radıyallahu anha doğum yapmış. Tabi böyle olunca durumu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildiriyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam boy abdesti al, bir kuşakla karnını sımsıkı bağla ve ihrama gir buyurdular. Demek ki ihram için temizlik amacıyla boy abdesti veya namaz abdesti almak haccın sünnetlerinden bir tanesidir. Daha önce otelde, o Zulhuleyfe'de, Abari Ali denilen yerde, Medine'ye 10 kilometre ötede, çok kalabalık, belki imkan olmaz niyetiyle, efendim, otelde, bulunduğu evde boy abdesti alarak ihrama girebilme imkanından bahsetmiştik. Hatırlatalım. Daha önce ihrama girmenin, efendim, bir zararı yok. İhrama girdikten sonra, 2 rekat namaz kılmak. Niyetin ve telbiyenin namazın akabinde yapılması. 2 rekat namaz. 1. rekatta kul ya eyyuhel kafirun. 2. rekatta kul huvallahu ahad. Kafirun ve İhlas sureleri okunur. Arkasından ne yapacaksa hac veya umre niyet eder. Niyetten sonra lebbeyk Allahümme lebbeyk der. Bu lebbeyki bir başlayışta en az 3 defa devam ettirir. Bundan sonrakiler için de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat-ı şerife getirir, sahir duaları yaparlar. Demek ki burada kılınan namaz da haccın sünnetlerindendir. Maliki ve Hanbelilere göre ihrama farz namazın arkasından girilir diye bir şart getirilmiş. Böyle bir şey kulağınıza çalarsa bunların başka bir mezhepten, Maliki ve Hanbelilerden olduğu bizim için tahiyyat-ı mescid misali. Herhangi vakit müsait bir zamanda kılınan 2 rekatta da bu sünnetin gerçekleşeceğini bilelim inşallah. 3. haccımızın sünneti kitabımıza göre ihram için beyaz ve yeni peştemal ile omuz havlusu örtülmek. Tabi bu malum erkeklerindir. Temiz olması, beyaz olması özellikle arz edilmiştir. Kadınların böyle bir zarureti yoktur.
kadınlar için önemli olanın elbiseleri çıkarmazlar. Başlarını açmazlar ama bir şeye dikkat edeceklerdi. Neydi o? Yüzleri de kapatmayacaktır. İhramlı kadın yüzünün açık olmasından belli olur. Baş açık, ayaklar çıplak, terlik veya nalin giyilebilir. Hadis-i şerifte buyurulmuş, sizden biriniz bir ızar, alt tarafımızda giydiğimize ızar diyoruz. Bir de rida, rida da üst tarafımıza attığımız havlu. Ve iki nalinle ihrama girsin, nalin bulamazsa mes giysin, meslerin topuklarından aşağısını ayırsın buyurmuşlar. Onun için bulamamışsa papuç, ayakkabılarının arka topuklarından itibaren kesecek ve açık bulunduracak. Dördüncü haccın sünneti, ihramdan önce gül yağı veya güzel kokulu bir şey sürünmek. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi ihrama girerken bulabildiğim en güzel kokular ile kokuluyordum diyor. Malum ihrama girdikten sonra koku sürünmek ihram yasaklarındandır. Bir daha sürünemeyecek. Tabi eskiden kokular da böyle rafine değildi, kabaydı. Böyle vücutlarında belli cismi de bulunurdu. Diyelim ki ihrama girmezden evvel insanın üzerinde böyle koku süründü ve o koku eseri duruyor. Bir zararı olmaz. Neden? Çünkü ihramdan önce sürülmüş. İhramdan sonra sürmesinin, kokunun devam etmesinin bir zararı yoktur. Önemli olan ihrama girdikten sonra koku sürünmemesidir. Öncesinde sürülmüş ve devam etmesini sağlayacak katı bir orada bulunmuşsa o güzel koku bir mahsuru olmaz. Hatta malum ihramda kokulu sabun bile hoş karşılanmamış değil mi? Beşinci haccı sünneti, ihramdan sonra her seher vaktinde, her namaz kılışta, her yokuşa ya da inişe geçildiğinde, yokuşta inişte, her yolcu kafilesine rast gelişte, orta bir sesle, ne çok kısık kendi duyacak, ne de kendini yırtacak kadar bağırmakla, orta bir sesle üç kere lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk duasını okuma, terbiyede bulunma. Mikat yerinde ihram niyetiyle Cenab-ı Allah'ı tazim için buyur Allah'ım emri amadeyim diyerek onu gören kelimelerle ihrama giren bu Müslüman demek ki yolda giderken bir Müslüman hac kafilesiyle karşılaştığında yüksek dağlara, yollar rampaya çıktığında, ineş aşağı inerken değişik Cenab-ı Allah'ın acaibatını gördüğünde terbiye getirmesi sünnettir. Başlayınca da en azından üç defa getirmesi lebbeyki sünnettir. Arkasından sair başka şeyler olursa olur. Yani biliyorsunuz yüksek yerlere çıktığında ayrı söylenecek dua var, engin daire var, Müslümanlar karşılaştığında yapılacak sünnet, muameleler var, selamlaşma, musafalaşma, başka sözler. Çok garip bir şey gördüğü zaman Subhanallah demesi, hoşa giden şey gördüğü zaman maşallah demesi. Hilal'ı gördüğünüz zaman Rabbana ma halakta hada batıla gökyüzünde ayet-i kerimelerin devamı var. Bu gibi zikirleri zaten yapar ama artı olarak da bu lebbeyk zikrini çokça yapar. Malikiler dışında çoğunluğa göre lebbeyk diye telbiye getirme Kurban Bayramı günü Akabe cemresine ip taşın atılmasıyla kesilir. Peygamberimiz böyle yapmış. Ancak taşlamadan önce tıraş olunursa yine telbiye kesilir. Çünkü tıraş ihramdan çıkmanın alametidir. Umre yapan tavafa başladığı an telbiyeyi keser. Hac yapan
Bizim mezhebimizde dahil, Malikiler dışında çoğunluğun görüşü. Arafat'ta Müzdelife'ye, Müzdelife'de Mina'ya, Mina'da Cemre'yi, Akabe'ye, büyük şeytanı taşladığında terbiyeyi keser. Ondan önce tıraş olmuşsa diyor, ihramdan çıktığı için yine terbiyeyi keser. Terbiyeden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e çokça salavat-ı şerife getirdi. En büyük zikir ve en büyük duadır yani. Bu da bir sünnet. Salatü selamdan sonra Allah-u Teala'ya dua eylemek. Dua çok çeşitlidir. Mesur dualar dediğimiz, Kur'an'da ya da sünnette özel olarak gelen dualar elbette ki daha kıymetlidir. Ama dua insanın içini kaynatması gerektiği için bir insan Arapça bilmiyorsa, işte Rabbana atina fi dünya vafu anna vafu lena varhamna Rabbana heb lena min ezvacina ve zürriyetine kurrata a'yun ve ec'alna lil muttakine imama vesaire duaları yapabilir ama aslında belli yerlerde belli dua şeklinde bir değerlemenin olmadığı da söyleniyor. Tecrübeyle de sabittir. Arkadaşlar duanın en faziletlisi kalbinizden o anda ihtiyacınız neyse kendi ana lisanınızla Cenab-ı Allah'a arz etmektir. Öyle olunca daha duygusal oluyor, daha etkili oluyor. Mesela kitabını alıyor, hacılar bağıra bağıra dua ediyorlar. Bu bir törene dönüşüyor, bu bir merasime dönüşüyor. Zaten ne söylediğini de bilmiyor. Sadece Allah'ı tazim ettiğini, ona saygı duyduğunu, bir ibadet yaptığını biliyor o kadar. Ama ey Allah'ım ben çok günah işledim, senin kapına geldim dese, kendi diliyle anladığı şekilde titrer, hisseder, utanır, haya eder, başı yere eğilir. Affet beni der ve onun affedileceğini, affettiğini hisseder, duygulanır. Gözyaşı sel olur orada. Etkilenir. Psikolojik men etkilenir. Onun için dualarınızı bu lebbeyk Allahümme lebbeyk gibi, salavat-ı şerife gibi mensup duaların arkasında tavaf esnasında da başka yerlerde de kendi dilinizle içinizden geldiği gibi Cenab-ı Allah'a dua et. En etkili duadır. Allah Celle Celaluhu bütün dilleri yaratan, her şeyi yaratan odur. Türkçe de bilir, Arapça da bilir, Türkçe de bilir. Dolayısıyla ana dilimizde dua çok etkilidir. İhramlıyken bu tür dualar, hatta Kur'an-ı Kerim okumaktan bile faziletlidir diyen alimlerimiz vardır. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tavaf ederken Kur'an okuduğunu görmemişler yani. Ama zikrettiği görülmüştür. Zikir çok önemlidir. Hac insana aynı zamanda zikrin tadını da tattırır inşallah. Sekizinci sünnetimiz Mekke'ye girmek için yıkanmak ve gündüz girmek. Kabe-i Muazzama'yı görünce dua etmek. Şimdi bazı şeyler insanın yanında değil ama genellikle buna da dikkat ediliyor. Mesela Ciddiye iniyor Müslümanlar ya da Medine'den geliyor. Önce otele götürüyor, evlere götürülüyorlar. Doğrudur. Önce evlere gider insan, oturur, yerleşir, boy abdestini rahatça alır, kendini şöyle bir hazırlar, sonra Beytullah'a tazimle gider yürür. Böyle doğrudan doğruya oraya gitse, belki bu boy abdesti filan bu tür ihtiyaçlarını göremeyebilir. Beytullah'ı gördüğü an Cenab-ı Allah'a dua eder, yalvarır, tekbir eder. Onu da öğretmişler tabi. Allah'ın bundan sonra yapacağım bütün dualarımı kabul et diye ilk duayı yapar derler. Güzeldir. Ama o çok önemli bir andır tabi Beytullah'ı ilk defa görmek. Onun için Beytullah'a giderken özellikle bu abdesti alma imkanı varsa almalı. En güzel elbiseler giyinmeli. Sahir zamanlarda güzel kumalar sürülmeli. Müslümanlara karşı güler yüz, tatlı dil gösterilmeli. Bunlar çok önemlidir. Huzu zinetekum inde kulli mescid. Zaten bir emirdir. Mescitlere giderken, camilere giderken en güzel elbiselerinizi giyiniz.
yani bayram yerine gider gibi, tören alanına gider gibi, resmi bir daireye gider gibi, bir kıymetli şahsiyeti karşılar gibi, bu gibi zamanlarda nasıl özel bir elbise giyiyorsak, aslında her mescide giderken Cenab-ı Allah'ın ziyaretine gittiğimiz için, öyle düşünerek Allah'ın evinin kapısını çalarak içeri giriyoruz ve ondan ağızlarına ve ikram bekliyoruz. En güzel elbiseleri bizi giymemiz lazım. Bu her zaman için sünnettir. Ama Beytullah'a gelince tabi bir kat daha bunun değeri ve kıymeti artar. O bakımdan buna dikkat edelim. Bazen gaflete düşüyoruz. Böyle işte evde giydiğimiz aşofman maşofman türü şeylerle de mescide gidiyoruz. İyi ki pijamayla gitmiyoruz tabi. Evde pijamayla da kılıyoruz. Bu gibi hallerde üstüne bir cübbe, onu örten bir elbise giymek faydalı olur. Evet, asıl olan tesettürdür. Erkeklerde göbekle diz kapağı arasıdır. Buradan ötesi arkadaşlar saygıdır, sevgidir, takvanın alametidir. Bu bakımdan kılık kıyafet önemlidir. Rabbimizi ziyarete giderken elbiselerimizi güzelleştirmeli, kokularımızı kullanmalıyız inşallah. Kudum tavafı yapmak. Fakihlerin çoğunluğuna göre dışarıdan gelen afaki Müslümanlar, yani Mekke'nin yerlisi veya Hil bölgesinde olanlar değil, dıştan gelen ve ifrat veya kıran hac yapacak olan afakilerin kudum tavafı yapması sünnettir. Malikiler sadece bunu vacip kabul etmişler. Remel yapmak bir başka sünnet. Erkeklerin tavafın arkasında say varsa, mesela umre tavafı gibi, mesela hacca ifrat yapacak, tavafın arkasından Safa ile Merve arasına gidecek, böylece büyük ziyaret tavafını erkene çekecekse, yani tavafın arkasından say varsa erkekler remel yaparlar. Remel nedir? Kısa adımlarla çalımlı yürüyüş demektir. İlk üç şavtında, yedi şavtlık tavafın ilk üç şavtında Müslümanlar pazularını şişir, göğüslerini kaldırır ve kısa adımlarla böyle yarı koşar bir vaziyette silkinerek çalınıp çalınıp yürürler. Bunun tarihi bir hatırası var. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretin 6. yılındaydı değil mi? Beytullah'ı ziyaret etmek istedi, engel oldu. Orada bir Hudeybiye anlaşması yapıldı. Çok ağır geldi Müslümanlara ama bu sene ziyaret edemeyecekler. Bunun kazasını gelecek sene yapacaklardı. Kabe'de 3 gün kalacak ve döneceklerdi. O sene geldiği zaman müşrikler dağa çekildiler. Müslümanlara şehri teslim ettiler. Ve uzaktan dedikodularını işitti Peygamberimiz. Kulağına geldi. Yani Medine havası zaten yaramamıştı gerçekte de. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Allah'a çok yalvardı. Rabbim ashabımı Medine'yi sevdir diye. Çünkü hava itibariyle Mekke'ye benzemiyordu. Çok Müslümanlar hasta olmuşlardı. Ebu Bekir Efendimiz, Bilal Efendimiz filan hummayla yatıyorlardı. Sonra alıştılar elhamdülillah. Şimdi bunu büyütmüşler ve Müslümanları çelimsiz, güçsüz, kuvvetsiz olduklarını söylemişler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bugün kendisini güçlü kuvvetli gösterinden Allah razı olsun diye dua ediyor. Ve kendisi de Müslümanlar da böyle bir güç gösterisinde yapıyorlar. Gavurların gözlerinin kirişini kırmak ve herhangi bir saldırıyı da caydırmak, önlemek için. Dolayısıyla Beytullah ilk defa tavaf edildiğinde arkasında Safa ile Merve arasında say varsa ilk üç şartında, ilk üç dönmede remel yapmak sünnettir. Kadınlar remel yapmazlar. Erkeklere mahsus bir sünnettir. İzdıba yapmak. Remel yapılması gereken tavaflarda. O neydi? Arkasında Safa ile Merve arasında say olan, olması gereken tavaflar.
hangi bir tavaf ki orada remel yapılır? İzdiba yapmak da sünnet. İzdiba üst taraftaki rida sağ omuzun altında sol omuzun üzerine atmak, pazularını böylece göstermek. Yani o da remelin bir tamamlayıcısıdır. O da sünnettir. Demek ki ızdıba her zaman yapılmaz. Arkasında remel yaptığımız tavaf da yapılır. Havlunun sağ ucunu daha doğrusu sağ koltuğunun altından uçlarını solda birleştirmek. Böylece sağ kolu ve sağ omuzu açığa çıkmış olur. Her böyle yapmak bu adetler peş peşe geliyor, birbirine benzer. Erkeklerin, kadınların değil, Safa ile Merve arasında sahi ederken belirlenmiş olan iki yeşil direk arasında koşarcasına oradan gidip gelmeleridir. Buna da hervele diyoruz. Remel tavafta yapılandır. Hervele Safa ile Merve arasında tam orta düzlük alanda iki yeşil direk belirlenmiş ışıklarla orası. Baktığında herkes rahat görüyor. Orada süratlıca koşar gibi yapmak. Onun hikayesi var mı canım? Onun hikayesi de tabi Hacer annemizin hatırasını canlandırıyor. İnsan var mı diye daha belki derslerimizde geçmişti. Tekrar edelim. Orada bıraktı gitti Hazreti İbrahim. Dönüşte o olayları anlatmıştık ve Hacer annemizi İbrahim malum peygamberimiz Allah dostu da o kadın ve o çocuk nasıl insanlarmış dedik. Bıraktı oraya bir kırba suyla, bir avuç hurma azıkla. Ya İbrahim Rabbim mi böyle emrediyor deyince evet. Hiç endişemiz yok. Allah bize yeter dediler. O bizi görüyor. İhtiyacımızı hiç biliyor. Gitti. Tabi o gittince küçücük bir çocukla Safa anamız orada bir tepe gördü. O tepe daha sonra Safa tepesi olacak. Üzerine çıkayım da daha rahat etrafı seyredeyim. İnsan var mı? Mahlukat var mı? Efendim imdad edecek, dileyecek birisi var mı diye. Çıktı etrafına baktı. Kimseyi göremedi. İleride bir tepe daha vardı. Oraya doğru işte o tepeye doğru gidiyordu. Ve bu tepeler arasında orta yer, düzlük bir yer. Düzlük olunca da haliyle koşmaya müsait bir yer. O tepeden bu tepeye koşup etrafa bakıyordu. Aynı zamanda da oğluna bir zarar gelmesin diye onu kontrol ediyordu orada. Bu Safa ile Merve arasında gidiş gelişin hatırası kalmış. Hac süresince çokça nafile tavaf yapmak. Bunun bir sayısı yok. Ne kadar yapabilirse o kadar yapabilir. Kendisini takattan düşürüp güç ve kuvvetini tamamen bitirmemek kaydıyla biliyorsunuz dinimiz ibadetlerde bile bir dengeyi getirmiştir. Dengeli olmayı hep her zaman için tavsiye etmiştir. Orada da mümkünse tavaf yapmak. Biliyoruz tavaf yapmak nafile namaz kılmaktan daha faziletli. Geçen derslerimizde geçmişti. Oraya günde 120 sevap iner. 60'ı tavaf edenler için, 40'ı namaz kılanlar için, 20'si de Beytullah'ı seyredenler için. Oturup yoruluyor haliyle. Otursa bile dinlenme esnasında Beytullah'ı seyretmek dahi bir ibadettir. Çok tavaf yapmak, vakti güzel geçirmek. Zilhicce'nin 7. günü öğle namazından sonra Mekke'de hutbe okunması ve hac ibadeti hakkında bilgi verilmesi bu devletin işidir. Onu yapıyorlar zaten. Müslümanlara topluca hac menasiki hakkında bilgi veriliyor o hutbede. Ama Arapça okunduğu için biz genellikle onu anlamıyoruz. Uzun da bir hutbe okuyorlar. Burada haçla ilgili bundan sonra yapılacaklar hususunda İmam Efendi toplu bilgi veriyor aslında. Zilhicce'nin 8. günü güneş doğduktan sonra Mina'ya gitmek ve o gece orada kalmak da sünnettir. Zilhicce'nin 8. günü, Arafa'dan bir gün önce.
Aslında şirketlerden bazıları isterseniz gidebilirsiniz diyorlardı. Biz bir defasında Allah razı olsun götürdüler bizi Mina'ya o saatte. Yani size kalmış dediler. Diyanete gelince bu kadar insanı taşımanın zorluğundan, mesuliyetinden korktuğundan o 8. günü Mina'da durmadan Mina'nın üstünden geçerek doğru Arafat'a çıkarıyor. 8. günü güneş doğduktan sonra Peygamberimiz Mina'ya çıkmış ve o gece orada kalmıştır. 9. günü Arafa günü yine sabahın namazını orada kıldıktan sonra güneşle beraber çıkıyor. Zevale kadar Arafat'a iniyorlardı, çıkıyorlardı. Bu bir sünnettir. İmkan olanlar yapsınlar. Burada bazı şeyler konuşmuştuk. Bilmiyorum tekrar olmasın diye. Eğer sizler güçlü, kuvvetli, bu işi bilen, tecrübeli ya da başınızda bu işi bilen bir insan olarak, bir cemaat olup kendiniz, biz yapabiliriz, sorumluluğumuz bize aittir. Cemaattan ayrılıp kendiniz bir cemaat oluşturarak gidip bu sünneti yaparsanız ne âlâ ne güzel, hoştur. Ama bu güç sizde yoksa Diyanet'in yetkililerin emirlerine uyarak işi kolaylaştırmak daha güzel. Yani bu insanları toplu halde sevk ve idare etmenin de bir sorumluluğu, bir müşkülatı vardır. Doğrusu Diyanet yani teşkilat olarak konum itibariyle bu sistem içerisinde yeri şöyledir, böyledir, bir sürü tenkidimiz vardır. O tenkit haklarımız muhafaza kalmak kaydıyla efendim bu noktada tecrübe kazanmış bir teşkilattır. İyi niyetine de inanıyoruz. Başındaki insanlar da uzun müddet bunu yaptıkları için bilgili, tecrübeli insanlardır. Dolayısıyla kendi başına hareket edebilecek gücü olmayan insanların onları dinleyerek sorun çıkartmaması iyi olur. Mesela işte Mina'da yatırmayacak, Arafat'a gideceğiz diyorlarsa gidiniz. Çünkü o kadar insanı taşımak hakikaten mesele. Mina'ya uğramak. Zilhicce'nin 9. günü güneş doğduktan sonra Mina'dan Arafat'a çıkmak. O gün Arafa zaten. Zilhicce'nin 9. günü. Öğle ile ikindi namazını biliyorsunuz Arafat'ta beraber kılıyorlar. İkindiyi öğleye mi çekiyorduk? Cem'e takdim. Buradaki ihtilafları biliyorsunuz. Yani İmam-ı Azam demiş ki büyük mescitte, Nesid-i Nemire'de imamın arkasında namaz kılanlar Cem'i takdim yaparlar. Onun dışındakiler Cem'i takdim yapmaz. Her namazı kendi vaktinde kılınır. Ama İmam-ı Azam bu görüşünde yalnız kalmış. İki imam, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed dahi diğer mezhep imamlarıyla beraber cem-i takdim yapılır diyorlar. Dolayısıyla bu fetva geçerli. Çadırlarda da olsak, mescide gitmesen dahi öğle namazı vaktinde öğlenin sünnetini, sonra farzını, efendim tekrar kâmet getirerek ikindinin farzını kılıyoruz. Öyle sabah. Sonra akşama kadar orada dua vesaire ibadetlerle meşgul oluyoruz. Akşam güneş battıktan sonra Arafat'ta akşam namazını kılmak imkanı olsa bile otobüsleri bekliyoruz ya kılmadan akşam ve yatsı namazını Müzdelife'de yatsı namazı vaktinde cem etmek, yani bir araya getirmek, birleştirmek sünnettir. Önce akşam namazı için ezan okunur, kâmet getirilir, sonra arada sünnet kılınmaz, yatsı namazı için farzına durulur, kılınır. Ezana da kâmete de gerek yoktur denilmiş. Ezan okunmaz zaten. Hocam hata etti ya da yanlış oldu ya da kâmet getirdi ne olur? Bir şey olmaz inşallah. Ama icap etmeyeceğini bilirim yeter. Arafat'ta hac emirinin zevaldan sonra birleştirilerek kılınacak olan öğle ve ikindi namazlarında önce, namaz öncesini iki hutbe okuması, cuma namazı hutbesi gibi. Bu hutbeyi Mescid-i Nemire'ye giden kardeşlerimiz işitirler, orada görürler. Ama çoğu zaman biz hacılara işte aman gitmeyin kaybolursunuz, çadırlarınızı terk etmeyin diye tembih ederler.
biz o hutbeleri duymayız genellikle. Ama bilelim ki mescitte namaz kılınmadan önce imam çıkar, iki hutbe okur. Orada da yine Arapça tabi. Suudi Arabistan'dayız. Oranın görevlileri bu namazı kıldırır ve hutbeyi okurlar. Ondan sonraki vazifelerini Müslümanlara tekrar hatırlatarak tavsiyelerde, nasihatlerde bulunurlar. Kurban Bayramı'nın ilk gününde bir hutbe okunarak haccın geri kalan ibadetlerinin açıklanması. Beytullah'ta böylece üç tane hutbe olmuş oluyor. Birisi çıkarken Beytullah'ta, ikincisi Arafat'ta Nemire vakfe öncesi, öğle namazının öncesi, üçüncüsü de bayramın birinci günü okunan hutbe. Bunu devlet yetkilileri kendileri yaptığı için zaten bizim haberimiz bile olmaz, sorumluluğumuz da değil. Bir başka sünnet, Arafat'ta ve Müzdelife'de namazlarda huşu ve hudu içinde kendisi için, ana babası için, kısım akraba için, bütün Müslümanlar için, hatta sair insanların Müslüman olması, hidayete ermesi için bütün insanlık adına orada dua edilir. Buralarda dua en makbul ibadettir. Güneş battıktan sonra Arafat'tan ağır ağır inmek ve Müzdelife'ye varıldığında Meş'ar-ı Harem denilen Kuza Tepesi yanına konmak. Tabi bilenler için bu işler iyi olur. O Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam oraya yaklaştığı için sünnettir. Ama onun kalabalık için zaten yer sıkıntısı çekiliyor orada. Nereye mümkün bulursanız girer ya da sizin için ayrılmış bölgeler vardır. Özel olarak numara numara verilmiş. Kendi bulunduğunuz yere giderseniz, bulunduğunuz yeri de terk etmek sizin için biraz zahmettir. Ama bilin ki böyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Meş'ar-ı Haram'a yakın Kuzah denilen yerde efendim konaklaması var. Buralar ok işaretiyle yazılı orada. Arapça okuyanlar görürler. Yani oralarda yönlendirme yapılmış. Bayram gecesi Müzdelife'de kalıp bayram sabahı Mina'ya gitmek ve Kurban Bayramı günlerinde eşyasıyla birlikte Mina'da kalmak sünnettir. Maalesef bugün bu sünnet pek icra edilmiyor. İnsanlar şeytanı taşladıktan sonra genellikle Mekke'ye iniyor. Oteller çok rahat. Efendim her türlü imkan var. Yeniden Mina'ya çadıra gitmek milletin zoruna gidiyor. Otellerde kalıyorlar. Keşke bu sünneti ihya etseler yani. Elbette ki bu sünneti ihya eden kardeşlerimiz var ve çok insanlar. Ama bizi tembel alıştırdılar. Türk hacıları genellikle şeytanı taşladıktan sonra otellerine yerleşiyorlar. Mina'ya bir daha şeytan taşlamaya gidip geri geliyorlar. Orada yatmıyorlar. Halbuki geceleri orada kalmak sünnettir. Mina'da taşlar atılırken Mina'yı sağa, Mekke'yi sola almak. Mekke'yi sol tarafına almak. İlk ve orta cemreyi yaya, büyük cemreyi ise binitte taşlamak. Peygamberimiz böyle yapmış arkadaşlar. Sünnettir diyoruz ama bugün şeytanlara binitte gitmenin imkanı yoktur. Önemli olan din kardeşlerimize elimizle, dilimizle rahatsızlık vermeden bu vazifelerimizi yapabilirsek inşallah bu da sünnettir. Yani el müslümü men selim el müslümüne min lisanihi ve yedihi. Müslüman Müslümanın diğer Müslümanların elinden ve dilinden selamette olduğu, bir rahatsızlık üzerinde görmediği insandır. Hayat boyu sünnetimizdir. Orada da buna dikkat edersek iyi olur. Peygamber Efendimiz'in o uygulamasını bugün oraya arabayla, deveyle, binitle gitmenin mümkünü yoktu abi. Biz o sevabı alır mıyız hocam? Evet. Niyetimiz öyle ya. Niyetin mümin hayrun min amelihi. Müminin niyeti haberinden hayırdır.
şeytan taşlamak haccın en büyük sorunuydu. Belki hala öyledir. Tabi orayı biraz genişletmişlerdir, yükseltmişlerdir, kat kat haline getirmişler, problemi çözmüşlerdir ama geçmiş senelerde bilirsiniz bazen onlarca kardeşlerimiz orada eziliyorlardı. Onun için oraya birlikte gitmenin mümkünü yok. Taşlamayı ilk gün güneşle zeval arasında, diğer günlerde zeval ile grup arasında yapmak sünnettir. Geçen dersimizde bunların zamanlarını çok daha geniş olarak anlatmıştık. Burada sünnet olan zamanı veriyoruz. Evet, ilk günün güneşin doğuşundan zevale, diğer günleri de zevaldan sonra akşama kadar yapmak. Mina'dan Mekke'ye gelirken Muhassab denilen yerde bir süre durmak. Efendimiz öyle yaptığı için. Mekke'ye gelip veda tavafını yaptıktan ve tavaf namazını kıldıktan sonra Beytullah'a bakarak ayakta zemzem suyundan bol bol içmek ve üzerine dökmek. Mekke'ye gelip veda tavafını yaptıktan sonra artık gidiyor değil mi? Beytullah'ı bir daha ya görür ya göremez. Böyle bakıyor veda, elveda, ayrılık vakti diye. Zemzem orada içmek ve sırtını Beytullah'a dönmeden gerisin geriye saygı ve edeple mescitten çıkmak. Hacer-ül Esved ile Kabe kapısı arasında bulunan mültemize göğsünü koymak, yüzünü koymak ve çokça duada bulunmak. Hacer-ül Esved ile Kabe kapısı arasında bulunan mültezeme. O mekanın adına mültezem deniliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada durarak bol dua eylemiş. Tabi Müslümanlar birbirlerini böyle sıkıştırarak da olsa bu sünneti yapmaya gayret ediyorlar. Bunu yapamayan kardeşlerimiz, çünkü orası mekan çok dar, Kabe örtüsüne yapışıp dilediği duayı yapmak, Kabe'nin içine girmek mümkün olursa kemali edeple tahiyyetül mescid niyetiyle iki rekat da namaz kılmak. Ama özellikle dua esnasında göğsünü, yüzünü Beytullah'ın duvarlarına yaslayarak, örtüsünden tutunarak, gözünü de yumarak, sağdaki soldakiler ne yapıyor, ne diyorlar, kendisi hakkında ne diyorlar, dünyayı da unutarak, insanları unutarak Cenab-ı Allah'a baş başa kalmış, evine gitmiş, onu orada ziyaret etmiş olduğunu hissederek söylediği her sözün Allah katında muhakkak bir cevap bulduğunu bilerek orada içinden geldiği gibi Cenab-ı Allah'a bol bol dua eylemiş. Medine-i Müderrebe'ye gidildiğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ziyaret eylemek ve huzuruna yaklaşırken tabi Efendimiz aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Allah'ın kendisine ikram ettiği bir hayatla, nasılsa o hayat, keyfiyetini bilmiyoruz, mezarında sağdır, mezarında diridir ve kendisini ziyarete gelenleri karşılar. Nasıl karşılar, nasıl görür, nasıl işitir, keyfiyetini Cenab-ı Allah'a havale ediyoruz. Bu noktada kafa yormamıza da gerek yoktur zaten. Allah öyle diler, öyle. Biz berzah hayatına gidersek bazı şeyleri belki orada biz de görürüz ama dünya şartlarıyla bizim beş duyu organımız böyle yaratılmış. Bu kadarcını biliriz. Arkadaşlar, ses çok düşük olursa da kulak duymuyor. Çok fazla olursa da duymuyor. Belli bir frekansa ayarlanmış. Bunun ötesinde söz yok manasına gelmez ki. Benim duymadığımı doktor kulağına aleti dayarsa duyuyor değil mi? Yani bazı özellikler var. Allah-u Teala bizi bu şartlarda yaratmış. O şartlar kalsa belki 6. belki 7. belki 8. böyle hislerimiz var bizim bilgi edinmek hususunda.
Bunu niye söyledim? Sevgili Peygamberimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna yaklaşırken sanki o sedirinde oturuyor. Biz ona doğru yaklaşıyoruz. O sağdır, canlı haliyledir. Bizi görüyor, selamımızı işitiyor ve selamımızı bize iade ediyor. Allahümme salli, Rabbim ona merhamet dedikçe kendimize dua ediyoruz aslında. Sana da en az 10 katı olsun diye Peygamberimiz bize cevap veriyor, bize dua ediyor, bizi kabul ediyor. Bunu böyle hissederek yanına yaklaşmak. Canlı olduğunu, oturduğunu, bize baktığını veya bulunduğu yerde uzanıp bize baktığını hissederek Peygamberimize yaklaşmak ve o duygular içerisinde sanki böyle diriymiş gibi düşünerek bir duygu alışverişi, bir sevgi, bir muhabbet bağı içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam vererek edeple huzurundan ayrılmak. Bu konu özellikle Medine-i Münevvere'yi ziyaret ve orada bazı ziyaret, başka ziyaret mekanları bahsi altında belki gelecek ileride inşallah kısaca. Haçla alakası yok bunun. Haçla doğrudan alakası yok ama haçın bir tamamlayıcısı kabul edilmiş. O yüzden de bahsedilecek. Burada küçük bir bilgi var arkadaşlar. Onu da verelim inşallah. Ama önce bir Fatiha'mızı okuyalım. Lillahi Fatiha.